Yüksek Seçim Kurulu kararlarını hukuk güvenliği içinde almak ve hukuk güvenliğine yaşam kazandırmak zorundadır. Oyların yeniden sayılmasına yönelik bizim hiçbir itirazımız olmadı. Dün akşam dediler ki 38 ilçede yeniden sayım yapacağız. Gerekçe. AK Parti'nin Sayın Genel Başkan Yardımcısının söylediği gerekçe. Bir gariplik olduğunu hissettiği gerekçesiyle oyların yeniden sayılmasını istiyoruz diyor. Yani bir gariplik var. Böyle bir gerekçe buluyor ve oyların yeniden sayılmasını istiyor. Yüksek Seçim Kurulu'nun kendi internet sitesinde. Bizim de baktığımız internet sitesinde. 1 Nisan'dan itibaren Ekrem İmamoğlu seçilmiş görünüyor. Saat 8.54 itibariyle YSK verilerine göre 15.722 oyla Ekrem İmamoğlu yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiş vaziyette. Ve dolayısıyla biz ekonomideki bu kadar büyük kırılmaların yaşandığı, içte ve dışarıda büyük sorunların yaşandığı bir Türkiye'nin bu seçim atmosferinden bir an önce çıkmasını istiyoruz. Bugün çok vahim bir iş olmaktadır. O da şudur. Biz kazanamıyorsak sandığın bir manası yoktur. Eğer vesayet sistemleriyle, güç odaklarıyla mücadele ettiğini, mücadele edeceğini iddia ederek yola çıkıp bu aziz milleti inandırmışsa Sayın Erdoğan, bugün itibariyle İstanbul'dan çıkan sandık sonuçlarını kabul etmemekle milli iradeye, milletin iradesine ihanet etmektedir. Yani AK Parti kazanıncaya kadar seçim yenilenmesi ancak Güney Amerika ve Afrika diktatörlüklerinde olur. Sayın Erdoğan'a bir uyarım daha var, bir çağrım daha var. O da şudur. Kibir abidesi olan teşkilatlarınız, gönüllünü gökyüzüne çıkarmış arkadaşlarınız, bedel ödeme korkusuyla çok heyecanlı görülüyor. Bu heyecanlı arkadaşlarınıza lütfen gem vurun. Türkiye eğer tersine bir durumla karşılaştığında demokrasi perdesini kapatır.